Şimdi Sevilla'yı çok iyi biliyoruz. Ee, özellikle zaten Avrupa'da pek çok bir takım böyle ligde işler kötü gitti mi Avrupa'ya ya UEFA Avrupa Ligi'ne eğer Şampiyonlar Ligi'ne ise Şampiyonlar Ligi'ne asılır. Yani bu bir klasiktir. Bizim ligimizde maalesef böyle hedeflerimiz çok olamadığı için e, zor görüyoruz. İşte geçen sezon Galatasaray'da bunu biraz görmüştük. O da bizi çok heyecanlandırmıştı. Ama Sevilla zaten Avrupa Ligi'nin e, tartışmasız ee, en önemli ekibi artık koleksiyonu var müzesinde UEFA Avrupa Ligi kupasının eski adıyla UEFA kupasının. O yüzden aslında e, ligde aldığı yenilgide ağır yenilgide ni hani şöyle diyemiyorsun kötü gidiyor bak iyi falan diyemiyorsun. Çünkü işler bu sefer daha çok ki ligde olacak gibi değil. O yüzden e, Avrupa'ya dönecek. Bu da Fenerbahçe'nin işini zorlaştıracak. Serdar de seninle başlayalım. Sevin'in kötü bir hocası var. Evet. Bana göre tabii San Pablo'nun özellikle geçen sene Galatasaray'a karşı ya yani hiç izlememiş Galatasaray'ı onu söyleyebilirim. Hatta kendi liginde de işte lans maçını izlemiştim geçen sene mesela. Lansla ilgili en ufak bir fikir sahibi değildi ve ben ya ekibinin ya da kendisinin artık biraz güncelleme yapması gerektiğine inanıyorum ve güncellemeyi kesinlikle yapmadığını görüyoruz. E, Marsilya'nın belki Marsilya'dan alınmayacak ...işte bir Guaya transferleri var... ...işte transferde de çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz Seviyan'ın... ...ben Fenerbahçe... ...yani kağıt... ...şunu söyleyebilirim... ...asla rakibi küçümsemememiz lazım... ...bu bir... ...ama... ...gözümüzde de çok fazla büyütmememiz lazım... ...yani... ...evet kağıt üstünde belki... ...işte Dünya Bayis Borsası açısından seviye çok... ...sürdürek noktasında belki favori kabul edilebilir... ...ama ben seviye içinin bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Jesus topu rakibe vermeyi iyi beceren bir hoca. Onu söyleyeyim. Topu rakibe verdiği an ne yapmasını iyi bilen bir hoca. Bunu yaptığı zaman arkada zaten benim kafamda çünkü seviye maçını da işte Atletico Madrid maçına da biraz baktım. Önceki maçlarına baktım. Jesus biraz bir sürpriz yapacak Perşembe günü bence. Yani hiç kimsenin beklemediği bir hiç kimsenin beklemediği demeyelim ama biraz sürpriz kokan bir kadro izleyeceğiz bence. bence Benim gördüğüm, evet kadrolu. çünkü Jesus özellikle e, bu tip maçlarda farklı bir şey yapıyor çünkü özellikle Avrupa Kupalarını bence çok ciddiye alan bir teknik direktör. Yani bunu eleştiri olarak mı yoksa olumlama olarak mı yap, söylediğimi o takdir sizlerin, kamuoyunun. Ama bunun olması gerekiyor mu? Ya biraz olması gerekiyor. Tamam lige de çok önem verelim ama Fenerbahçe eğer neden olmasın noktası evet çok zor. Tamam kupayı almaktan bahsediyorum ta oraya geleceğim. Neden olmasın? Neden olmasın? Yani bir şekilde oraya konsantrasyonumuzu verirsek seviye eledikten sonra bence camianın da buna ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Ya geçen sezon gördük Bunun, bunu o mümkün yani finalde izlediğimiz takımlar neden olmasın? Ya geçen sene Galatasaray tarihin en kötü Galatasaray'ı işte Marsilyalı, Lokomotiv Moskovalı, Lazio'lu gruptan lider çıktı. Barcelona'yı elimizden kaçırdık biz ya. Şimdi aynı şeyi Fenerbahçe bence kötü bir kura değil. Bence iyi bir kura. Ama asla rakibi küçümsemeyeceğiz. Ben Fenerbahçeli oyuncuların bunu başaracağına inanıyorum. Ya ben ilk yani seviyeyi belki izlemeden şunu diyorsun. Ya bu takım evet UEFA vesaire ama izleyince seni ikna ediyor. Özellikle ben Sampoli kartına çok güveniyorum çok Oca kötü, kalacak bir, mı o maça çok kadar. Bugün kötü bir hoca. Bir şey okudum hani ayrılıyor ayrılıyor diye ama yok, zannetmiyorum. kulübün öyle bir kaosa ihtiyacı yok. Lütfen dillendirmeyelim böyle bir şey. Yok, ben Sayın Serdar Sarı'da. Ya. Yani bunu biz konuşmayalım. Ee, kar suyu kaçırmayalım birilerinin kulağına. Çünkü Şimdi ben son dönüm maçlarını seyretmedim ama nasıl oynuyor? Yani bu pas oyunu oynayan bir takımdan bahsediyoruz bildiğim kadarıyla Abi, ama bir Sampaoli bunu hep oynatacak mı? Bazen farklı oyunlar oynatıyor. Bazen Hucum, tamamen hucum, Bir biz pas yapmadan, bir iki pasla hucuma çıkma taktiği gibi taktikler. Ama genel konuşuyoruz. Şu an genel. Pas oyunu karşısında zaman zaman zorlanan bir Fenerbahçe gördük biz bu sezon. Abi, biri Galatasaray, bir de Konya'dan puan alsa da Konya'da da onu, zorlandı. Okay. zorlandı. 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 Ki Konya'da iyi, acaba iyi, burada zor. zorlanır mı? Acaba pas oyunu mu oynar? Acaba Jesus daha önceki ligdeki pas oyunu oynayan takımlar karşısındaki durumu gördüğü için daha farklı bir oyun anlayışı olur? Ama ben farklı olur diye düşünüyorum. Izliyorsun, Oranın izliyorsun. havası başka. Avrupa'nın havası başka. Üst Yani o sen eteğindeki geri dönüş. Böyle herkesin kolay kolay yapabileceği bir geri dönüş değil. O takım gene var. Abi yani kafası çok karışık bir teknik adam ya. Bir üçlü başlatıyor, bir dörtlü başlıyor. Maç içinde tekrar üçlüye dönüyor. Ne yapacağını bilmez... Ya bunu Marsilya'da da aynı şekilde yaptığı için benim en büyük güvencem Sampali. En büyük <laughs> güvencem. Yani. Yani aslında Jesus'a değil Sampali'ye güveniyorsun. Yo, yani çok haksızlık olurum. Ya çünkü çok yani iyi takım. Ya şunu söylemem lazım. Bak Césu evet eleştirdim. Sezon başından bu yana eleştirdim. Ama ren maçındaki geri dönüşü ikinci 45 dakika ilkini söylemiyorum. Orada çok büyük hataları olduğunu düşünüyorum. Ama bir şekilde reaksiyon verebilen bir teknik adam ve Sevilla'nın analizini ben çok iyi yaptığını düşünüyorum. Teknik adam analizini de iyi yaptığını düşünüyorum. Bilmiyorum ben oradan galibiyet bekliyorum. O kadar arttırayım. ya yani Ve avantaj şu. Özellikle ikinci maç için iyi bir skorla ayrılacağımızı düşünüyorum. Burada zaten... Daha farklı. Ben galip geleceğiz diyorum Fatih ben. Fatih Emre Tutarlı diyor ki Seviye Avrupa Ligi'nde altı kupa kazanmış olsa da Slavia Prag tarafından elenmişliği de var. Prag elediyse biz neden elemeyelim? Aynen yani, öyle. Başımızda Jesus gibi bir deneyim varken demiş. Birinci cümleye katılıyorum evet. <laughs> ben yani, eleyeceğimize gerçekten inanıyorum. Hayır yani Jesus kısmına niye katılmıyorsun? Ben Jesus konusunda <laughs> endişelerim var hala. Yani lig açısından endişelerim var. Bunları hep söyledim. Ee, Jesus oynadığı her maçta rakibi favori görerek evet bunu yapıyor, pokbol diyor, totem yapıyor. Dedem diyor Jesus'a. E, yenemeyeceği maç olsaydı rakip bizden çok güçlü ve favori demezdi diyor. Böyle de bir etkikte bulundu. Yavaş yavaş çözüyoruz Jesus'u. Melike evet. küçük bir izleyicimiz var Ömer Tabii Nebi. Tabii ki buyrunuz. Onun da doğum günü. Doğum günü neydi ismi? Ömer Nebi. Ömer Nebi. Evet iyi Ömer ki doğmuş. Ömer Nebi doğum ki var. kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun. Çocuklar bizim her şeyimiz. Benim mesajlar niye evde geliyor ben onu anlamıyorum. Ev eve bir gidiyorum mesaj kutusu doluyor. E acaba internetin mi şu anda burada çekmiyor çalışıyor? Çekiyor. Allah. Eve gidince niye söylüyor? Kota -ko atayım sana biraz. Kaç ya, gibi? İnternetin bitti herhalde. Koltura atayım sana biraz. Programın tekrarında oluyor olmasın? Kaç gibi geliyor? <laughs> Aa, doğru bazen <laughs> de öyle oluyor. Saatine olmuyor. bakıyorum ama. Ha, Saatine... Yani selam falan tabii geliyor. Selam gönderen herkese... Selam olsun. Selam o. Bak nasıl biliyorlar evet. işte. Böyle. O Barış Manço'nun şarkısıdır. Selam olsun ağlar beyler. Mor sümbüllü alaca dağlar. Yol verin. Çok güzel bir şarkıdır. Barış Manço'nun bir tane de şiiri var biliyor musunuz? Kayaların oğlu. O 2023 içinde Ve yazılan. Ve 2023'teyiz. Evet. 70'li yıllarda yazmış. Evet. Ağabeyim. Müziği. Tabii sen onu ben... bir oku. Benim... Okuyacağım. Hatta söyleyeyim. ona şey derler. O satırlarında şifreler vardır. Her şarkısında var. var her şarkısında. bu bu çok anlamlı 2023 şiiri. Bak 2000, bunu onun müziği ya yani intro'su falan inanılmaz iyidir. Ee, ama Barış Manço'nun kariyerinde Ayzıkaya'dan çok etkilendiğini biliyorum. Yani oradaki 2023'ün müziğinin o intro'ları size yani yanlış hatırlamıyorsam oranın e, müziklerine çok benziyor. İlham almış bu arada kesinlikle e, copy paste falan değil. Ya, çok... İlham var çok zaten evrensel bir isimdi Barış Manço bütün dünyayı takip ediyordu. Elbette ki çok fazla esinden etkilendiği isim var. Bir bir, hem bir, bir şey düzelteyim. Hem Benim derdimdir bu çünkü. Ee, Türkiye'de Paris Olimpiyat Stadı'nda ilk konseren veren sanatçımız diye Tarkan ki severim ama ilk Tarkan değildir. Barış Manço'dur. Onu söyleyeyim. Evet. Ki bir anekdot daha ekleyeyim. Türkiye'de çok sevilirdim Barış Manço çok sevilir ama Rumeli Hisar konserlerine izin verilmemiştir Barış Manço'ya ve içinde öyle gitti öyle söyleyeyim Allah rahmet eylesin evet. buradan da yani, Rumeli da Hisarında... çok severdi hatırlar mısın? Bak Japonlarla ilgili ufak bir şey anlatayım mı? Japonlar inanılmaz Herkes çok yani çok dediğim gibi ya bütün dünyaya dokunmuş bir isimdi Bu çok. arada bir böyle mobil tozlu sayfa yaptık Evet Pozu sayfa vardı doğru söylüyorsun bir ara. Barış için bir kere daha yapalım onu yani. Yapalım yapalım. Bir, başka bir gece hazırlanıp yapalım hatta. Şimdi Atilla Zalay'ın röportajını bir getireceğiz. Hatırlayalım sonra değerlendirelim. Bu arada aslında Türkçe'de de fena değil Atilla Zalay. Onu da söyleyelim ama tabii çok tercih etmiyor. Her iyi konuşamadığını düşünen gibi. Ama aslında fena da değil Türkçesi. O olsun. kadar sene burada kalıp da tek kelime Türkçe etmeyen oyuncuların yanında cevher. Kesinlikle anlıyorlar. Ama kökenler zaten. Türk. Evet tabii. biraz kökeniyle de alakalı. E, kelime aşinalığı var birçok kelime. Çok geçen benzer, kelime var. Benzerliği var. Evet aynen öyle. E, şöyle bir şey soracağım Atilla de, Ben de zaten şeye ilgili. şaşırıyorum. Zaten Atilla diye bir güzel ismi varken niye Salay diyor spor medyası? De Atilla'yı. Ben Atilla diyorum. Ya ama şey... Çift TL midir tek TL midir Atilla? Tek. No. Normalde, benim benim çifte Atilla. normalde iki tane var. Atilla evet. diye kullanılan da var. Ee, ama orijinal e, bu eski en eski. Atilla Gökçe'de kaç tane var? O Atilla. Atilla. İki Atilla. tane var Atilla. Atilla. At Atilla. Tabii. Orijinali Atilla. Evet. Ama bir de ikileli Atilla da var. İki farklı evet. isme de rastlıyoruz. Atilla da var. Onu bilmiyorum. Bir de Atiba var. Bir de Atiba var. Neyse bu isim e, karmaşasından sonra e, Salah'ı mi? Ne Serdar'la Serdal var. Abi o Serdal. <laughs> ya bir ara bana var. da çok diyor <laughs> Serdal diyor. Serdal. Ya Serdal diye isim de var tabii ki. Serdar'dan mı türedi acaba Serdal? Onu ben de bilmiyorum. Ya bir ara şey vardı. Emrah'ın çok meşhur olduğu dönemlerde Emrak diye mi biri çıkmıştı. Diyorlar, Emral diyor. diye pardon. Emral, Emral, Pardon. Vardı. vardı. Evet vardı. Emrak nereden çıktı? Emral çıktı pardon. Hatırlıyorum Bak Melike sana bir hikaye anlattım. Beşiktaş'ın bir maçı vardı. Ee, Norveç takımlarında biriydi galiba ya. Bu Karius iki tane garip gol yedi sonra kurtarışlarıyla 3-2 aldı ya maçı. Hatırlar mısın? Norveç de galiba. Ben de orada e, otele gittim. Pasaportu verdim. Ee, Pakistanlı biri vardı. E, resepsiyonda işte kafasında onların e, şey sarığı var ya. Ya Pakistanlı ya Hindistanlı oldu. Neyse. İsmime baktı. Dedi ki sen dedi niye dedi Pakistan ismi var dedi. Hmm. Dedim bu dedim Türk ismi dedi. Ne anlama geliyor dedim. İşte Serdar hani başkomutan demek. E bize dedin başkomutan demek. Dedi. Ee, Çünkü var. tabii kökenler aynı.